Arkadaşlar merhaba. Yani bir video çekmek istedim bugün. İçimden geçenleri söylemek ve anlatmak için. Öncelikle hani bu sabah uyandığımda hakikaten çok kötü uyandım, bok gibi uyandım. Malum sebebi yine karşılaştığımız bir haber. Ne kadın cinayeti, gencecik, bir kızın sebepsiz yere ölmesi, öldürülmesi, katledilmesi. Hakikaten de her kadın cinayeti beni çok etkilemiştir. Bugünkü de aşırı etkiledi. Şimdi kadına şiddeti falan konuşuyoruz. Bu artık kadını, genç bir kızı öldürmek, genç bir insanı öldürmek gerçekten artık, yani insanların canavarlaştığı bir dönemdeyiz. Şimdi bu videoyu çekme amacım bu cinayeti işleyenlerin cezasını biz veremiyoruz. Halk olarak ve birey olarak aslında bunların cezasını biz veremiyoruz. İşte mahkemeler var, yargı var, işte müebbet yiyecek, onu yiyecek, bunu yiyecek. Ömür boyu hapis cezası yiyecek. Ömür boyu hapis cezası yese de kimsenin içini soğutmayacak. Ama ülkemizdeki şartlar bu. Bu videoyu çekmemdeki amaç, şimdi bizim sosyal medyada yaptığımız işten dolayı bizi takip eden çok insan var. Özellikle ben bu videoyu çekiyorum. Bunu ben hemcinslerim için çekiyorum. Yani çünkü işte mesajlar geliyor, yorumlar geliyor. Abi işte idolümsün, işte şu nasıl oyunculuğa başladın, şunu yaptın, anlatır mısın, eder misin falan. Her şeyi bir kenara bırakın. Sadece size insan olmanın birkaç bir şeyini söyleyeceğim. Arkadaşlar, hemcinslerim, erkekler. Benden küçük, aynı yaşta, benden büyük, kim izliyorsa, kim dinliyorsa, bakın, size birkaç tavsiye, birkaç öneri. Öncelikle, evet, bir kadından hoşlanabilirsiniz, bir kızı beğenebilirsiniz, bir kadınla iletişime geçmek isteyebilirsiniz, iletişim kurmak isteyebilirsiniz. Hoşlandığınız, ilgi duyduğunuz kızın size karşı hisleri sizin gibi olmayabilir. Sizinle konuşmak istemeyebilir. Sizle iletişime geçmek istemeyebilir. Sizi beğenmeyebilir. Sizden hoşlanmayabilir. Aynı sizin nasıl hoşlanmanız, sevmeniz ve iletişime geçmeniz çok normal bir duyguysa, karşılığında da istenmeme, hoşlanılmama veya negatif bir cevap çok normal bir durum. Çok normal bir şey. Yani su içmek, yemek yemek gibi bir şey. Ve karşılığında sizin yapmanız gereken şey, eğer karşı taraf, kadın, sizinle iletişim kurmak istemiyorsa, sizinle konuşmak istemiyorsa, teşekkür edip uzaklaşmaktır. Öldürmek ne demek arkadaş? Gerçekten işçi yorumdan çıktı. Bakın beni takip edenler, İşte abi ne yapıyorsun, ne ediyorsun, nasıl başladın falan. Beni takip eden genç erkek arkadaşlarıma rica ediyorum. Rica ediyorum. Yani bu videoyu çekiyorum ki belki ileride oluşabilecek daha hani bir şeyle, belki bir şeye dokunuruz diye bu videoyu çekiyorum. Rica ediyorum erkekler. Bakın erkeksiniz ya siz. Erkeğiz biz ya diyorsunuz. Erkekseniz karşınızdaki kadına naif olmayı, zarif olmayı ve kırıcı olmamayı özen göstermelisiniz. Ya böyle olmaya özen göstermelisiniz arkadaşlar. Arkadaşınız olabilir, sevgiliniz olabilir, yeğeniniz olabilir. Kim olursa olsun arkadaşlar, karşınızda kadın var. Normal iki insan birbirinden hoşlanır, flört eder, konuşur. İki insan birbirini beğenir. Bunlar çok normal şeyler, çok insani şeyler. Daha sonrasında bu yani şey değil, ömür boyu sürecek bir şey değil. Bunlar nasıl çok insani bir şeyse ayrılık,
sevginin bitmesi, karşılıklı anlaşamıyor olmanız, bunlar da çok normal şeyler. İşte bunlar olmaya başlayınca zaten ilişki biter. Ya ilişkinin bitmesi de çok normal şeyler. Ha bir ilişki yoksa da bir kızı mı beğeniyorsunuz, bir kızı mı istiyorsunuz? Kız da sizi istemek zorunda değil arkadaşlar. Kadın da sizi istemek zorunda değil. Değil yani, değil. Ya sizden rica ediyorum. Allah aşkına. Kadınlara iyi davranın. İyi davranın. Yani bu ülkede hakikaten iki şey olmak zor. Bir kadın olmak zor. Bir de masum hayvan olmak zor. İyi davranın. Hem hayvanları sevin, iyi davranın. Hem kadınları sevin, iyi davranın. İnsan olun. Önce insan olun. Sonrasında hayatta zaten her şey olursunuz. Önce insan olun. Yani Allah kadınlarımızı korusun abi. Korusun. Erkeklerden Allah kadınlarımızı korusun. Allah kadınlarımızı korusun. Adam olun, adam. Çok delikanlıysanız, adamsanız. Öyle gücünüz, kudretiniz varsa düşünüyorsanız. Anladınız mı? Adam olun. Gidin karşınıza bir adam alın. Onunla adamlığınızı, bir erkekle adamlığınızı tartın. Delikanlılığınızı tartın. Hepimizin başı sağ olsun arkadaşlar. Yani ateş düştü.